Daha önce öğrendiklerimizi bu video için hazırladığım zor soruda nasıl kullanabileceğimize bakalım. Bu yapıyı nasıl oluşturabiliriz? Yukarıda paralel bağlı bir direnç var. Burada sonucun doğru çıkması için değerleri ona göre seçmemiz lazım. Burası 4 ohm. Burada da başka bir direncimiz olsun. Bu da 8 ohmluk bir direnç. Burada da başka bir direncimiz var. Bu da 16 ohm'luk bir direnç. Buraya bir tane daha direnç ekleyelim. Şu an aslında doğaçlama ilerliyoruz. Ancak bu değerleri kullanarak sonucu bulabileceğimizi düşünüyorum. Burası da 16 ohm. Bu kısma da seri bağlı bir direnç ekleyelim. Bu da 1 ohm olsun. Burada gördüğünüz devrenin tamamına paralel başka bir direnç daha olsun. İşler tam da bu noktada biraz karışmaya başlar. Bu da 3 ohm'luk bir direnç olsun. Buraya da bir direnç ekleyelim. Bu kısmı basit tutabiliriz. Burası da 1 ohm olsun. Dediğim gibi sonucun doğru çıkması için değerleri ona göre belirledik. Buraya artı ve eksi ucu da ekleyelim. Gerilim farkı da 20 volt olsun. Buna göre bu noktada kablonun içinden geçen akım miktarını bulalım. Gördüğünüz gibi burada pek çok farklı nokta var. Ancak bu videoda bu noktadan geçen akım miktarını bulacağız. Yani i değerini bulmamız gerekiyor. Bunu bulmanın en kolay yolu eş değer direnci bularak soruyu çözmek. Çünkü bu devrenin direncini bulabilirsek daha sonrasında ohm yasasını kullanarak cevaba ulaşabiliriz. İlk olarak en kolay kısmı halledelim. Buradaki paralel bağlı 4 direncin eş değer direncini bulalım. Bunu da şu formülle bulabiliriz. 1 bölü R eşittir 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 16. Paydaları eşitleyerek sonucu bulabiliriz. 1 bölü R eşittir 4 bölü 16 artı 2 bölü 16 artı 1 artı 1. Buradan da 1 bölü R değerinin 8 bölü 16'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burası 1 bölü 2 olur. Böylece bu 4 direnç için eş değer direncin 2 olduğunu bulmuş olduk. Bu da aslında tüm bu dirençleri bir araya getirdiğimizde 2 ohm'luk bir direnç açar çıkacağı anlamına gelir. Bu kısmı silerek devremizi basitleştirebiliriz. Dediğim gibi bu kısmı 2 ohm şeklinde yazabiliriz. Buraya da kablo ekleyelim. Akımın devrenin tamamından geçmesi gerekiyor. Böylece oldukça karmaşık olan devremizi basitleştirmeyi başardık. Şimdi de yukarıdaki iki direncin eş değer direncini bulalım. Gördüğünüz gibi bu ikisi seri bağlı dirençler. Seri bağlı dirençleri toplayarak toplam direnci bulabiliriz. Yani 2 ohmluk bu dirençle 1 ohmluk bu direncin toplamı 3 çıkar. Böylece bu kısmı da basitleştirmiş olduk. Dediğim gibi burada 2 ohm ve 1 ohmluk iki ayrı direncimiz vardı. Bu iki direnci birleştirerek devreyi basitleştirmiş olduk. Bu ikisi seri bağlı dirençlerdi. Dolayısıyla burası 3 ohm olur. Gördüğünüz gibi soruyu büyük ölçüde basitleştirmeyi başardık. Şimdi de bu iki direnci nasıl daha basit şekilde ifade edebileceğimize bakalım. Burada da ilk başta kullandığımız formülü kullanabiliriz. 1 bölü R eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. Buradan 2 bölü 3 gelir. Yani 1 bölü R değeri 2 bölü 3'e eşit. Dolayısıyla R değerinin 3 bölü 2'den 1,5'e eşit çıkacağını söyleyebiliriz. Bu kısmı silerek devrede bu değeri yerine yerleştirelim. Burada da devreyi basitleştirmiş olduk. Buradaki 3 ohmluk dirençle buradaki 3 ohmluk direncin eş değer direncinin 1,5 ohmluk bir direnç olduğunu bulduk. Aslında bunu tahmin ederek de bulabilirdik. Çünkü burada 2 tane 3 ohmluk direnç vardı. Bu durumda kablodan geçen elektron sayısı iki katına çıkar. Bu da direncin azalmasına neden olur. Çünkü artık elektronların geçebileceği daha fazla yol var. Bu nedenle paralel bağlı bu iki direncin toplam direncinin bu iki dirençten birinin yarısına eşit olacağını söyleyebiliriz. Elektronların devrede nasıl hareket ettiğini anlamak için bunun üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak merak etmeyin, öz dirençle ilgili de bir video paylaşacağız. Sorumuza geri dönelim. Dediğim gibi bu iki direncin eş değer direncinin 1,5 ohmluk bir dirence eşit olduğunu bulmuştuk. Şu anda elimizde sadece seri bağlı iki direnç kaldı. Böylece devremizi en basit haline getirmiş olduk. Devreyi burada yeniden çizelim. Bu ikisi seri bağlı dirençler olduğu için ikisini toplayarak toplam direnci bulabiliriz. 1,5 artı 1, 2,5 eder. Yani burada 2,5 ohmluk bir direnç var. Dirençten geçen geriliminde 20 volt olduğunu söylemiştik. Tüm bu değerleri kullanarak akımı bulabiliriz. Bunun için ohm kanunundan yardım alabiliriz. Bu kanuna göre V eşittir I çarpı R. Dediğim gibi gerilim 20 volta eşit. Yani 20 eşittir 2,5 ohm çarpı I. Buradaki R değeri eş değer direnci ifade eder. Burada 2,5 değerini 5 bölü 2 şeklinde yazarsak sonucu daha rahat bulabiliriz. i değerini diğer tarafa da atabiliriz. Buradan da i eşittir 2 bölü 5 çarpı 20 gelir. Böylece i değerinin 8'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Daha doğrusu 8 amper. Gördüğünüz gibi ilk başta gözümüze çok karmaşık bir soru gibi görünse de soruyu çözerken çok da zorlanmadık. Bu videoda çözdüğümüz soruyu anladıysanız başka karmaşık devre sorunlarını da rahatlıkla çözebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.